Ege'nin dünyaya açılan penceresi TVDEN'e hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, bugün ülkemizin ve dünyanın başına bela olan kanserle ilgili çok değerli bir kardeşimi ağırlıyorum. Adnan Menderes Üniversitesi doçentlerinden Halil İbrahim Erdoğdu. Kendisi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Moleküler Patoloji Birim Sorumlusu, günümüzde kanser tanı tedavi takibinde akıllı ilaçlar ve moleküler patolojinin önemini konuşacağız. Ama ondan evvel ben size bir şey söylemek istiyorum. Adnan Menderes Üniversitesi yeni rektörü Sayın Bülent kardeşimizle tanıştık, gittik, konuştuk. TVDEN'in selamını söyledik, aydınların selamını söyledik. Kendisi de zaten Sultanhisarlı, hukuk fakültesi mezunu ve aynı zamanda profesör. Kendisine bundan sonraki hayatında Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi için göstereceği hizmetlerde başarılar diliyoruz. Hoş geldin Sayın Profesörüm, görüşeceğiz sizinle. Kendisine TV'den de röportaj yapmaya davet ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde kendisini bu ekranlarda ağırlayacağız. Efendim, şimdi size doçent Halil İbrahim Erdoğdu kardeşimi takdim ediyorum. Halil'cim, sen bir özgeçmişini bir anlat bakalım ya. Sen 40 yıldan beri Aydın'da yaşıyorsun. Artık Aydınlı olmuşsun. Bir anlat bakalım. Seni bir tanıtsın insanlar. Evet Ahmet abi, bana bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. 1992'den beri Aydın'da yaşıyoruz. İlk çapadan mezun olduktan sonra pratisyen hekimliğe Aydın'da başladım. Aydın'da o zaman 3 tane sağlık ocağı vardı toplam. İkinoğlu Sağlık Ocağı'nda başladım. Öyle mi? Evet, evet. İkinoğlu Sağlık Ocağı'nda şimdiki eski Aydın hekim abilerimiz, arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Kim vardı o yıllardan, hatırladın? Naim Bey vardı. Ayhan Bey vardı. Yani şu anda görev yapan eski hekimlerden, mesela Adnan Akçam'la çalıştık Devlet Hastanesi'nde beraber, yine beraber olduğumuz dönemlerde. Şu anda da çalışan, bizle o devlet hastanesinde olan abilerimiz var. Yine birlikte çalışan, evet, uzman olan. Mehmet de onlardan birisi miydi? Mehmet. Neydi o? Söyledi. Ameliyatlar yapar. Evet evet, başhekimlik yapan. Evet. Mehmet Bey Çinili. Evet, evet, Çinili. O da onlardan birisiydi. Evet. Peki anlat bakalım, sen nereden geldin? Hangi müzik? Bana anlattın içeride, ben Siverekliyim dedim. Nedir bu? Biraz anlat bakalım. Siverek neresi? Aydın neresi? Hangi rüzgar seni buralara getirdi? 92 yılında mezun olduğum dönemde Aydın'la ilgili bazı küçük anılarım olmuştu. Mesela? Hastalarım olmuştu çapadayken, internlük döneminde. Onlar Aydın'ı anlatıyorlardı, çok güzel bir yer olduğunu. Bir de kaldığım yurt müdürü Aydınlıydı. Öyle mi? Evet, o da Aydın Köşk'tendi. Adı neydi? Hatırlıyor musun? Erdal Kapsar. Ondan sonra... Erdal? Erdal Kapsar'dı. Kapsar. Evet. Bunlar hep Aydın anlatılır. Aydın Talebe Yurdu'nda mı kaldın yoksa? Yok, Çapa. Erkek Çapa. Öğrenci Yurdu'nda kaldım. İstanbul'da Çapa'da okurken. Onların telkinleriyle, onları Aydın'a anlatmasıyla Aydın'ı istedim, Aydın'da olsun diye. İşte tesadüfen de Aydın'a tayinimiz oldu. Geldik Aydın Merkez. Ben Aydın'ı böyle hiç bilmiyordum. İlk defa geldim ve sonradan çok sevdim. Yıl 92. Bayağı. O zaman da evet sevdik. Sonra burada hem sağlık ocağı hem devlet hastanesinde çalıştıktan sonra buranın kurulan üniversitesinde tıbbi patoloji ana bilim dalında ihtisas yaptım. Daha sonra da bir dönem ihtisastan sonra mecburi hizmet için Adıyaman'da bir 8 yıl gibi kaldıktan sonra yine herhalde Aydın sevdası bitmemiş. Aydın istedik. Dönemin rektörü de uygun gördü ama alırken beni bir şey sordu. Bence güzel bir şeydi, her akademisyene sorulması gereken. Buraya ne getirebilirsiniz hocam dedi. Buraya ne getirebilirsiniz dedi. Ondan sonra
Ben deseydin de... Siverek'ten 10 kilo altın getireceğim deseydin. Ben de altın değerinde bir şey getirdim. Evet Ahmet abi. Ben de kendisine hocam moleküler patolojiyi kurabilirim patoloji departmanı içerisinde. Olur mu dedi. Zor olduğunu duydum. Yani yapabilir miyiz burada? Yaparız hocam dedim. Eğer siz bize destek olursanız yani biz de onu gerçekleştirebiliriz. Çünkü Adıyaman'da üniversitede olduğum dönemde orada da üniversitedeydim. O dar şartlarda yeni kurulan bir üniversitede patoloji anabilim dalını kurdum ve moleküler patolojiyi kurmuştum. Çevre illere hizmet satıyorduk. Sonra evet o dönemde sonra hoca da buna inandı. O da tıbba ve çalışana destek olan bir kişiydi. İnandı ve sağ olsun. Neydi direktörün ismi? O zaman Cavit Bircan'dı. Cavit Bircan. Evet, Cavit. Cavit, bak buradan senin adını anıyoruz kardeşim. Ne kadar güzel böyle bir kardeşimizi getirmişsin buraya. Seni kutluyorum. Ondan sonra da zaten bu işi yaptık. Sonra da gelen diğer rektörler ve diğer yöneticilerin hepsi bu işin farkında oldular. Hepsi de desteklediler. Kendilerine şükranlarını sunuyorum. Yani hastalarım adıma, kendi adıma. Değerli izleyiciler, şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Hep bir doktora gittiğinizde, herhangi bir yere gittiğinizde, bir hastaneye gittiğinizde bir sivilceniz alınacak veyahut da bir şeyiniz bakılacak olur ise hemen derler ki biz bunu bir patolojiye gönderelim. Ben de hep merak etmişimdir. Ya bu patoloji nasıl bir şeydir? Bu adamların yüzünü görmeyiz. Kendilerini tanımayız. Çevrelerinde hiçbir şey görmeyiz. Ama sanki bu tıbbın baş aşçısı bu patoloji bölümü hocaları galiba. Çünkü niye? Sizden gelecek herhangi bir tanı, herhangi bir şey olmadığı takdirde doktorların eli kolu bağlı. İlla ki patolojiden bilgi gelecek diye bekliyorlar. Bir anlatır mısın? Tıbbi patoloji ve buna bağlı olarak da moleküler patoloji. Ama senden şunu rica ediyorum İbrahim. Halkın anlayacağı şekilde, yani fazla tıbbi terimlere dağıtmadan halkın anlayacağı şekilde anlat. Oldu mu? Tamam abi. Yani bu çok önemli çünkü halkımız tıbbi moleküler patolojinin ne olduğunu, patolojiyi biliyoruz da nasıl biliyoruz? Yani herhangi bir şeyimiz patolojiye gönderileceği zaman ulan bu patolojiden ne gelecek derken hep merak ediyoruz. Bir anlat bakalım. Sahne senin kardeşim. Teşekkür ederim Ahmet abi. Şimdi bir hastalığın tedavi edilebilmesi için önce tanı alması lazım. Bu kesin. Zaten bunu siz de demin bir şekilde ilettiniz. Hastalarımıza patologlar ve patoloji anabilim dalına hastalarımız bu tedaviyi alacağı zaman tanışıyorlar. Demin içeride de bahsetmiştim ya, bizi ancak işleri düştüğü zaman, geldikleri zaman, gittikleri zaman hastalarımız tanırlar. Yani patoloji kısacası tedavi veren bir yer. Tanı veren bir yer, affedersiniz. Tanı veren, daha sonra da tedaviyi yönlendiren bir yer. Evet. Kanserden ki başlıca uğraş alanımız kanserdir. Anemiye kadar tüm hastalıklar patolojinin ilgi alanı içerisindedir. Yani vücudunuzda çıkan bir lezyonun, küçük de olsa, büyük de olsa, dökülen bir saç kılınızın gitmesi gereken, evet, gitmesi gereken yer patolojidir. Patoloji bu şekilde hastalıkların oluşumuna, hastalıkların vücutta yaptığı yapısal, hücresel ve moleküler anormallikleri ortaya koyan, tanı koyan bir bilim dalıdır. Moleküler patoloji ise bunun daha detaylı olan bir alt bölümüdür moleküler patoloji. Hastalıkların tanısını koyarken demin de bahsettiğimiz gibi tedavisinin ve süreçlerinin geldiği dönemde moleküler patolojiyle hastalarımız tanışıyorlar. Çünkü hastalıkların hücresel ve moleküler düzeydeki nedenlerini, yani genomik varyasyonları, moleküler düzeydeki değişiklikleri hücrelerde, genlerde, moleküler düzeydeki değişiklikleri inceleyip ortaya koyan ve bunlarla ilgili tedaviler ortaya koyan, kişinin tedavi seçeneklerini ortaya koyan bir ayrı alt ana bölüm. Peki, yani peki ne yapıyorsunuz kardeşim siz bu moleküler çalışmanın, biraz açabilir misin? Nedir bu olay?
Örneğin bu çalışmalarda kanser hastalarının hangi ilacı bulabileceği veya kullanabileceğini belirleyebiliyor musunuz? Avantajları ne? Çünkü gördüğümüz kadarıyla devletimiz kanser ilaçlarına çok büyük paralar ödüyorlar. Yani ödüyor ve bu yüz binlere varan paralar. Yani bir de buradan şunu söylemek istiyorum. Geçmiş yıllarda, 90'lı yıllarda maalesef bu tür tedavileri devletimiz karşılamıyordu. Ne zaman ki Sayın Tayyip Erdoğan iktidara geldi, bunun gelmesiyle birlikte Türkiye'de hastanelerle ilgili bir reform çalışması yapıldı. Bugün bu tür bilim adamlarının verdiği raporlarla devletimiz bu ilaçları karşılıyor. Bir anlatır mısın, nasıl oluyor bu işler? Şimdi moleküler patoloji, demin bahsettiğim gibi patolojide bir hastalık tanı aldıktan sonra bunu kanser olarak düşünüyoruz. Moleküler patolojide hastayla biz tedavi ve takip aşamasında karşılaşıyoruz. Neden diyeceksiniz? Hastalıkların genomik düzeyde moleküler olarak incelenmesi ayrı, detaylı ve oldukça zor, zahmetli, geniş, profesyonel bir ekip ve iyi donanımlı bir laboratuvar gerektiriyor. Bizim de şehrimizde bu var şu anda. Peki ADÜ'de var mı? Var, ADÜ'de var. 2016 yılında ADÜ'de böyle bir laboratuvar, moleküler patoloji laboratuvarı kurduk ve bahsettiğim gibi şimdiye kadar gelmiş yöneticilerin desteğiyle de bu laboratuvar şu anda Türkiye'deki diyebilirim en iyi laboratuvarların başında. Öyle mi? Aynen öyle. Kaç tane var böyle laboratuvar Türkiye'de? Türkiye'de belli sayıda var, belli merkezlerde var. Ama onlardan da donanımsal açıdan en iyilerden İbrahim, biri. İbrahim Bey'in tanı yaparken bir resmi var. Onu koyabilir miyiz şeye? Evet. Burada ne yapıyorsun sen şimdi? Burada moleküler patolojiye daha önceden tanı almış, gelmiş vakaya konsültasyon yapıyorum. Bir arkadaşımızla beraber tümörlü alanı seçiyorum. O tümörlü alan üzerinde çalışma yapacağız. O tümörlü alanı ayıracağız normal alandan. Tümörlü alanı mikroskobik olarak ayırıyoruz. Daha sonra yaklaşık bir 3-4 gün o tümörlü alan üzerinde ön çalışmalar yapılıyor. Ne yapıyorsunuz? İlaç mı veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çeşitli maddelerle irtibata geçiriyoruz ama muamele ediyoruz. Bu arada teşekkür ederim Duygu Hanım. Ön hazırlık aşaması diyoruz bunun. Bu tabii biraz daha detaylı bilimsel çalışmalar yaparak DNA'yı genlerden ortaya çıkarıyoruz. DNA'yı çıkarıyoruz. DNA'yı çıkardıktan sonra biz onu en optimal halde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve daha sonra da bu tabii 3-4 günlük bir süreçtir stabil olarak çıkarmamız. Daha sonra hasta DNA'larını belli cihazlara yüklüyoruz. Onların kodlarındaki değişimleri bulmaya çalışıyoruz. Özellikle işte orada baz dizileri var. Adenin, guanin, timin, sitozin gibi. Bunların sıralamalarındaki farklılıklar kansere sebep oluyor. Biz bunları ortaya çıkardıktan sonra buradaki patolojiyi bulduktan sonra bu patolojilere yönelik olarak dünyada geliştirilmiş, geliştirilmekte olan, hatta klinik aşamasında olan tedavileri onkoloğa sunuyoruz. Onkolog bu tedavileri alarak bunlara göre, bu tedavilere göre hastasına daha kalifiye, daha kişiye özgü, hedef özgü ilaçlar seçip verme şansına sahip oluyor. Klasik kemoterapilerin aksine. Klasik kemoterapilerde ilaçların yan etkileri biraz daha fazla. Burada kişiye özgü hedef ilaç seçme ve o alternatifi sunuyoruz. Bu arada da kişinin kullanması gereken ilaçları belirlerken kullanmaması gereken ilaçları da belirliyoruz. Direnç kazanmış olduğu. Yani bir kültür antibiyogram terimi vardır, yapılır hangi antibiyotiği kullansın diye. Bizde kanser antibiyogram gibi, bizde de kanserle ilgili bir ilaç seçimi, hastaya yararlı olabilecek ilaçları seçmeye çalışıyoruz. Bu kişilerde farklıdır. Mesela 10 tane akciğer hastasında, 10'unda yaptığımız bu çalışma sonucu farklı belirteçler, genomik belirteçler buluyoruz ve farklı ilaçlar seçiyoruz. 10 tane hasta da akciğer hastasıdır ama ayrı ayrı kişisel ilaçlar kullanmaya başlıyorlar. Yani farklı arabalar olmuş gibi. Şimdi
doktora gittik. Evet. Kanser şüphesi içinde. Evet. Sana gönderdi. Sen bu eskiden böyle değildi de onun için açmaya aynen çalışıyorum. Çünkü benim kayınpederim de kanserden öldüğü için söylüyorum. Ben bunların hiçbirisini kayınpederimde yaşamadım. Bundan 10 yıl evvelki hadiseyi anlatıyorum. Sen diyorsun ki biz bunu alıyoruz. O şahsın genlerinle ilgili olaraktan gerekli araştırmalara, o hastalığın, kanser hücresinin tedavi unsurlarına, yan etkilerine hepsine bakıyoruz. Şahsa özel ilaç seçimi. İlaç seçimi konusunda ben onkoloğa gerekli raporu veriyorum diyorsun. Aynen. Aynen böyle. Yani net şimdi konuşuyoruz. Evet. Yani demek ki mutfağın baş aşçısı sensin. Estağfurullah. Yani evet, bunu halkımız anlayacağı şekilde söylüyorum. Demek ki senin yaptığın konu veyahut da Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki bu bölüm kanser için çok önemli. Tabii. Biz zaten bizim ana uğraş alanımız kanser. Geldik şimdi, bundan sonra ne oluyor? İlaçlarda, onda bunda, onu bir anlat bakalım. Şimdi biz bu hastalarımıza bu ilaçları belirleyip yaklaşık 10 ile 30 sayfa arasında bir analiz raporuyla onkoloğa gönderiyoruz. Onkolog bunu aldıktan sonra bu bir kitap gibi bizim raporumuz. Öyle mi? Evet, 10, 30 hatta 50 sayfaları bulan raporlarımız olur. Bu dünyada da böyledir. Yani mesela şimdi benim raporum İsviçre'ye de gidebilir. Oradaki onkolog da açıp ona bakabilir. Öyle mi? Evet, İsviçre'deki bir hastanın raporu bana da gelebilir, bakabilirim. Ya karşılıklı şey mi var? Evet, biz de çalışırken bu konuda tabii. Mesela bizim hizmet akışımız içerisinde paydaşımız olan hizmet alımı yaptığımız firma bir Alman. Ve onlarla birlikte bioinformasyon üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle yaptığımız çalışmalarda şöyle, o 12-48 saat cihazda kalıyor demiştim ya, o cihazdan çıktıktan sonra bizim bilginin dışarı gönderilmemesiyle ilgili, yani kendi genetik bilgimizin bir yasamız vardır. Bundan dolayı kendi üniversitemiz, hastanemizde iki tane serverımız vardır. Kendi dışarıya gitmeyecek şekilde bütün çalışmalarımız o serverda yüklüdür. Ve hasta bilgisi, kişi bilgisi hiçbir şey yoktur. Ondan sonra bizim o çalışmalarımızın hepsi o server'a girer. Server'a daha sonra bioinformatik uzmanı arkadaşlarla birlikte onlar önce bir bakarlar. Dünyada olması gereken tabloyu bizim bulduğumuz hastada var mı yok mu? Yoksa bir aksilik, bir patojenik bir hal var demektir. Bu şey gibidir, yani kanserle sebep olan genlerle ilgili tabloda ya da onkojenik genlerde, yani trafik ışıklarının bozulması gibidir. Yani trafik ışıkları bir mutasyon geldiği zaman, bozulduğu zaman akış bozulur ve dengesiz hadiseler ortaya çıkmaya başlar. Bunu dünyadaki örneklerle, genomik bankalardaki örneklerle karşılaştırırlar. Bize tablolarında bana sunarlar. Ben de o sunum içerisinde yaklaşık 2 ya da 3 gün 10-12 hasta için geçerim bioinformasyon üzerine. Ondan sonra hastayı önce kimliklendiririm, hastalığıyla birleştiririm. Yani patolojide tanısını koyduğumuz, kanser tanısını koyduğumuz hastalıkla birleştiririm. Mesela bir örnek vereyim. Mesela tiroid kanseri. Neden tiroid kanserini söyledim, onu da birazdan söyleyeyim size. Tiroid kanseri. Tiroid kanserinde genelde genç bayanlarda görülen bir kanser tipidir. Baktım, bu çalışmalar sonucu hastamda BRAF mutasyonu buldum. BRAF, TERT gibi mutasyonlar ararım. Buldum, BRAF belirteyicinde değişiklik buldum. Bu değişikliğin kanserle önce ilintili mi, ilintisiz mi olduğuna bakarız. Çünkü değişiklikler olabilir vücudumuzda. Normal değişiklik de olabilir bunlar. Kanserle ilintili olduğunu dünyadaki yayınlarla çıkardık ortaya. İlişkili bir değişiklik buldum. Bunu ne yaptım? Hastaya bir rapor halinde sunarım. 10 ya da 30 sayfalık demin bahsetmiştim. Burada derim ki BRAF V600E mutasyonu vardır. Hatalı bir protein üretiliyor. Bu proteinler de hücredeki büyüme mekanizmasını kapatıyor. Şalter elektrik açık kalmış, ışık hep açık kalıyor. Devamlı hücreler çoğaltıyor kendini. Yani o
BRAF mutasyonu sonucu. Siz BRAF mutasyonuna yönelik ilaçlar verin derim onkoloğa. Yazarım onları. Hmm. Onlar onkoloğa tablo halinde. O hastaya ait. O hastaya ait. Evet. Bu hastaya deriz. İşte ismi neyse Ayşe X. Bu hastanın BRAF şu mutasyonu bulmuştur. Bu mutasyonla ilgili verebileceğiniz tedavi budur. Vermemeniz gereken hastada bu mutasyondan dolayı da direnç gelişmiş ilaçlar vardır. Bunları da vermeyin. Çünkü onlar klasik kemoterapi ilaçlarıdır. Onlar da hastaya zararlıdır. Zararlı şeyden de korumuş oluyorsunuz. Hastayı ekonomik bir korunma da oluyor. Hem devletimizi hem hastayı. Bunları düşünürseniz, bu süreçleri düşünürseniz kanser hastası için çok yararlı şeyler yaptınız. Ondan sonra kullanması gereken hedef özgü ilacı verdiniz. Nokta atışı, güdümlü mermi gibi. Ondan sonra yaptınız. Ondan sonra aynı zamanda tedavi için ilaç belirlerken bir de şunu söylediniz. BRAF mutasyonu olan hastalarda, BRAF mutasyonu olan hastalarda hastalık daha agresif gider. Siz bu hastaya daha geniş bir cerrahi yapın. Daha geniş bir radyo iyot tedavisi yapın. Daha dikkat edin. Bu BRAF mutasyonu bağımsız prognostik bir faktördür. Yani bunun sağ kalımla ilgisi vardır. Bu hastalarda dikkatli davranın demiş oluyorum. Bu da hastanın neyini belirliyor? Prognozunu, yani servisini, yaşam süresini. Yani ve aynı zamanda daha kalifiye, kaliteli ilaçlar verilmiş oluyor. Normal kemoterapinin yan etkileri olan işte mide bulantısıdır, saç dökülmesidir. Bunu yaşamıyor hasta. Daha konforlu bir ilaç almış oluyor. Mesela akciğer kanserinde EGFR mutasyonu için bunu yapıyoruz. Bu dönemlerde de yine akciğer kanserlerinde aynısını yapıyoruz. Ondan sonra hastalar daha kalifiye, akıllı ilaçlar alıyorlar. Tıpkı bir şeker ilacı gibi, tıpkı bir tansiyon ilacı gibi hastalığı ilerleyinceye kadar bu ilacı kullanabiliyor. Hatta bundan da öte günümüzde artık çok kullanılan, çok gelişen bizim merkezimizde bakıldıktan sonra karar verilen immünoterapi ilaçları veriliyor. İmmünoterapi ilaçları verildikten sonra kişinin kendi bağışıklık sistemi aktive edilerek kanser hücrelerini öldürmesi sağlanıyor. Bunun için biliyor musun? Evet. Çünkü normalinde frene basmış vücut. Kendi hücreni öldürme, zarar verme. Ama ne oluyor? İmmünoterapi pozitif bulduğumuz hastalarda bu ilaçları veriyoruz, freni kaldırıyoruz. Onu da öldürebilirsin. O kanser hücresi. Kanser hücresi çok güzel kendini koruyabilen bir hücre. Müthiş bir hücre. Koruyor kendini. Saklıyor, gizliyor, kamufle edebiliyor. Vücudun onu öldürebilecek hücrelerini baskılıyor, kandırarak. İşte immünoterapiyle onu ortadan kaldırıyoruz. Evet, vallahi yani peki bu gelişen güncel moleküler patoloji yöntemleri kanser tedavisinde başarı oranlarda arttığını söyleyebilir miyiz? Yani gelişen güncel patolojik yöntemlerle şöyle diyelim Ahmet abi, kanser hala çok öldürüyor. Yaklaşık dakikada yani 18-20 kişi kanser nedeniyle dünyada ölmektedir. Bu global istatistikler. Türkiye'de? Bunlar. Türkiye'de de yani bu dünya globali, Türkiye'de de çok yüksek kanser oranımız. Aynı şekilde 18-20 arası hasta ölmekte dakikada. Ondan sonra bu ölüm süreci, kanserden hayatını kaybetme süreci hala devam etmektedir. Ama şunu diyebiliriz ki akıllı ilaçlar bulduktan sonra, akıllı ilaçlar bulunduktan sonra kişinin kanser tedavisi daha konforlu hale geldi. Beklenen yaşam süresi daha uzadı. Akıllı ilaçlar ve immünoterapilerle beklenen yaşam süresi daha uzar hale geldi. Survi diyoruz. İşte prognozu uzadı. Özellikle mesela kalın bağırsak hastalık kanserlerinde ölüm oranları bayağı düşmüş vaziyette. Tabii. Öyle mi? Evet. Bundan ötürü mü? Bu akıllı ilaçlar, immünoterapi ilaçları, mide, kalın bağırsak, ondan sonra ve onun dışında diğer hastalıklarla hepsinde, birçoğunda, yani bizim baktığımız başlıca kanser profilini sayacak olursak akciğer, mide,
cilt kanserleri, tiroid kanserleri, prostat, pankreas, bu tür kanserlerin hepsinde kendine özgü, hedef özgü ilaçlar gelişti ve bunlar artık kullanıma girdi. Ve giriyor. Ve netice itibariyle peki bu akciğer kanseri mi daha çok öldürüyor veya da, yani ölümü anlatmak çok hoş bir şey değil ama yani beyin çeşitli dalları bu ne menem şeydir ya, her yerde yok cilt kanseri, yok göz kanseri, yok gibi başka şeyler her yerde çıkıyor. Bunun nitelikleri nedir? Neden oluyor bu kanser sayın doktorum? Ahmet abi, kanserde bir multifaktöriyel sebepler dizisi vardır. Tabii genomik değişim bunun başında gelmektedir. Çevresel etmenler vardır, kimyasal etmenler vardır, fiziksel etmenler vardır. Birçok faktörden beslenme, diyet vesaire vesaire birçok faktör vardır kanserle kansere yakalanmayla ilgili. Çok şey vardır. Yani kanserde bir evreleme olayı vardır. Biz patologlar bakarken en düşük evredeki kanserde histopatolojik ve klinik evreleme olayımız vardır. Evreleme yaparken en düşük evredeki kansere bir evre 1'de deriz, en yüksekte 4'lerde deriz. Evreleme önemlidir. Yani hangi aşamada yakalandığınız. Tabii bu arada yakalandığınız kanserin, yakalandığınız organı, yakalandığınız tipi, her organda farklı tipte kanserler vardır. Mesela ciltte bir bazal hücreli karsinom, adı bazal hücreli karsinom vardır ama günümüz artık neredeyse ona bazal hücreli hastalık diyoruz. Yani ciltte çıkar, özellikle güneş ışınlarıyla, timin dimerleri, güneş ışınları oluşmasıyla ciltlerde, özellikle çil bölgelerinde, şu elmacık kemiklerinin üst taraflarında bu tür kanserleri burun kanatlarında, burun üstünde görebiliyoruz bu kanseri. Ama bunu yayılmaz bir kanser olarak olduğunu biliyoruz. Öyle mi? Evet, bazal hücreleri karşısında. Ama bunun yanında daha agresif giden evre 4'te yakaladığımız, hani daha gizli kalan, mesela bir pankreas kanseri çok daha geç yakalıyoruz. Daha gizli bir organdır. Ondan sonra bir takım bulgular ortaya çıktıktan sonra kendini belli edebilir bazı kanserler. Bir mesela meme kanseri, tiroid kanseri. Dur, oraya gitme. Evet. Benim baldızım şu anda pankreas kanseri. Evet. Ve geçenlerde bunun pankreasını aldılar. Niye alıyorlar eğer tedavi ediyorlarsa? Şimdi pankreas enzimler salgılayan, enzimler üreten bir organ. Doğru. Ondan sonra bir kanalcıklar sistemi var. Tümör o kanalcıklar sistemini tıkıyorsa, bası yaparak tıkıyorsa, enzimler de üretilmeye, hızla üretilmeye devam ediyorsa, çünkü kanserli hücreler hızla üretiyor ona ait. Evet, üretiyor. Yani devam üretiyorlar. Saldırıyor ama, yani. Ama ürettiği enzimler vücuda zarar vermeye başlıyor. İç organlara zarar vermeye başlıyor. Nekroz dediğimiz hadiseler görülmeye başlıyor iç organlarda. Yani bu nedenle palyatif dediğimiz, hani koruma amacıyla hastanın yaşamını, devam mevcut olan yaşamını daha kaliteli devam ettirmesi amacıyla ameliyatlar yapılır. Ondan sonra tabii evresi de ve tipi de çok önemlidir. Daha iyi tipler vardır, daha farklı tipler vardır. Bu gibi sebeplerden. Ondan ötürü mü? Ondan ötürüdür. Evet. Yani kadınlardaki göğüs kanseri de aynı nitelikte bir olay mıdır? Kadınlardaki göğüs kanseri de aynı benzer nitelikte bir olaydır. Ama kadınlardaki göğüs kanserini çok daha kolay tespit edebiliyoruz. Çünkü elle muayenede kendileri de çoğu zaman kadınlar, ben özellikle bir de meme kanseri bakıyorum kendi bölümünde. O zaman bir anlat hanım izleyicilerimiz evet. Bir bununla ilgili bir kendi kendilerini kontrol etsinler. En önemli şeyi konuşuyoruz evet, şu anda. Evet, kadınların kendi kendilerini kontrol etmeleri, zaman zaman ondan sonra aynanın karşısına geçip 4 kadran memeyi ayırıp kendilerini kontrol etmeleri. Çünkü biraz daha dış muayenesi, yani başka birine gidip muayene olmak daha zordur önceleri. Evet. Ancak o kitleyi eliyle hissettiği zaman, ki zaman çoğu zaman da bayanlarımız hissediyor, evet, kadınlar hissediyor ve onlar geliyor, elime bir şey geldi, küçük bir şey geldi diyor. Yani çok derinlerde bir kitle değilse. Ya da tiroid de böyledir. Tiroid de böyledir. Yani dışarıda olduğu için bakılır ve normal hemen bir kitle gelir elinize. Oradan küçük bir ince iğne biyopsisi yapılması. Mesela meme kanserinde de küçük bir ince iğne biyopsisi sonrasında o kitlenin hissedilmesi. Hani
Önce radyolojik incelemeler yapılır. Önce bir cerrahın muayenesi, radyolojik incelemeler. Daha sonra bize alacağı biyopsiyi gönderir. Bizim bir meme konseyimiz vardır Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Öyle mi? Hem benim de üyesi olduğum radyolog, patolog. Ya anlatsana ya. Evet. Meme konseyi. Evet, meme konseyi. Şimdi bütün kanserlerle ilgili üniversitelerde konsey grupları vardır. Çünkü kanser artık multidisipliner bir yaklaşım gerektiren hastalıktır. Yani bunun içerisinde medikal onkolog olacak, cerrah olacak, radyasyon onkolog olacak, nükleer tıpçı olacak, radyolog olacak ve onun da en önemlisi tanıyı veren kısmı patolog olacak. Bunlarla birlikte... Sen baş aşçısın zaten gördüğüm kadarıyla. Beraber her branşın kendine özgü özellikleri ve aldığı yük var bu konuda. Biz de her hafta mesela salı günleri meme konseyi yaparız. O hafta içerisinde... Kaç hasta geliyor mesela Aydın'da bu ara? Yani haftada 10-15-20 arası hasta, yani hasta olarak gelir. Evet. Rahatlıkla bazı haftalar bu 30'a çıkar. Ya ondan sonra bu hastalar içerisinde benim kanser tanısı verdiğim hastaları konseye çıkarırız. Patolog olarak. Evet, kanser tanısı verdiğim hastaları o hafta çıkarırız. Ya da diğer arkadaşların şüphelendiği ama yapacağı şeye birlikte konsey olarak karar vermemiz gereken hasta grubu da vardır. Bu hastaya biyopsi yapalım mı, gerekir mi, gerekmez mi? Ondan sonra bu hastayı nasıl takip edelim? 3 ay sonra takibe mi çağıralım, 6 ay sonra takibe mi çağıralım, nasıl bir yol izleyelim diye. Bu konseyde bunlar konuşulur, ondan sonra karar altına alınır, şu hastaya şunu yapalım, bu hastayı opere edelim. Peki opere edeceksek memeyi koruyacak sadece kitleyi mi alalım yoksa memeyi mi alalım? Tamamını alalım. Bu hastanın koltuk altında yayılım var mıdır, evre nedir? Patoloğun, onkoloğun, yine radyoloğun. Kaç kişiden görüşüyor bu? Genelde biz 5 branşta arkadaşlar beraber üniversitedeki hocalar yaparız bu konseyleri. Ondan sonra hastalarla ilgili kararlar alırız bu şekilde. Şimdi tabii ben erkeklerde prostat. Evet. Hanımlarda rahim ve göğüs. Evet. Memek. Kanserleri, meme kanserleri çoğunlukta maalesef bunların sebeplerinin neler olduğunu siz böyle bir bulgu yaratabildiniz mi? Yani bir erkek neden prostattan kanser olur? Bir kadın neden rahim kanseri olur? Böyle bir şeyiniz var mı? Yani bir yayınlanmış uluslararası bir protokol veyahut da bir yayınınız var mı? Öngörüler var bu konuda. Mesela anlatır mısın? Mesela bu saydığınız organların hepsi hormon duyarlı organlar. Ne mesela demek prostat. Hormon üretir, hormonla çalışır. Mesela ondan sonra androjen, östrojen hormonunun bir dengesi vardır prostatta. Mesela tiroid. Yine o da tiroid hormonları üretir. Bütün vücudun bazal metabolizmanın düzenleyicisi. Mesela meme, süt bezleri ve hormonla aktive olan bir organdır. Birazdan oraya değineyim. Mesela rahim. Ondan sonra o da hormonal bir siklusa sahiptir. Her belli dönemleri olan. Adet halleri evet, olan. Evet, belli dönemleri olan. Bu hormonu üretme midir? Evet, o da bir hormonal, hormon üretiminin azalması, çoğalmasıyla oluşan bir farklı bir hadisedir. Evet. Yani bu hormonların ortak özellikleri çoğu hormon. Yani yumurtalıklar da böyledir. Doğru. Yumurtalıklarda da erkeklerde prostat, bayanlarda yumurtalıklarda bu riskler vardır. Doğru. Onlar da hormon üretimi devamlı folikül dediğimiz kistlerin oluşumu da çok sıktır oralarda. Bu nedenle bu organlar aktif organlardır. Bu yanardağ gibi. Evet, bu buralarda her an görülebilir. Zaten bu nedenle mesela rahim ağzı kanserleri vardır. Rahim ağzı kanserleri de çok önemlidir. Oralarda özellikle cinsel hayatın aktif olduğu dönemlerde virüslerle ilintili. Biz onkojenik virüsler vardır. Onkojenik virüsler. HPV virüsü vardır. Özellikle kansere sebep olan virüs. Ondan sonra yine hepatit virüsü vardır. Karaciğer kanseri gelişebilen hepatit B, C virüsleri vardır. Ondan sonra Epstein-Barr virüsü dediğimiz lenf nodlarında yine kanser yapabilen, burkit lenfoma yapabilen virüsler vardır. Bunlara biz onkojenik virüsler deriz. Bütün dünyada
Patolojide bu virüsler onkojenik olduğu için patolojinin ilgi alanı içerisindedir. Bunlarla ilgili ben moleküler merkezi kurduğum zaman özellikle şeylerde yani simir baktığımız simirlerde bu HPV virüsünün de moleküler bakılma işlemini yapıyorduk. Öyle ondan mi? Sonra evet. Yani özellikle Aydın bölgesinde ilk yoğun bir şekilde yaptığımız zaman %15 oranında bir pozitiflik yakaladık. Bir yayınım da var bu konuda. Ondan sonra o pozitiflikle bu kişilerin ileride rahim ağzı ile ilgili olumsuz durumlarla yani kanser gibi olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimali vardır. O kişileri onu yakaladığımız zaman önce mikroskopik sitopatolojik bakıdan sonra moleküler olarak da HPV virüsüyle ilgili bulgularımızı rastlamışsak ve bulgularda özellikle HPV'nin de tipleri vardır. Mesela tip 16, tip 18 daha çok rahimi sever. Oraya yerleşmeyi sever. Onda kondilom denen oralarda sihir benzeri oluşumlar yapar rahim ağzında. Daha sonra da bu bölgelerde kansere dönüşümü hızlandırır. Transforme eder. İşte bu sebeplerden biri. O zaman şöyle mi diyorsun? Demek ki hepimizin yaşayacağımız kadın erkek bu olaylar. Yani bunu sağlıklı görüldüğümüz anda dahi size kontrole mi gelmemiz lazım? Tabii mutlaka sağlıklı görüldüğü anda da belli dönemlerde check-up'ları yaptırmak lazım. Böyle kanserle ilgili antijenler var, onlara baktırmak lazım. Mesela prostatın PSA, ondan sonra diğer organlarla ilgili de bir belli derecede çok yani %100 bu dedirten şeyler olmamakla birlikte bize yol gösterici, yani kulular, ipuçları verici bulgulardır. Onlara bakmak lazım. Patolog olaraktan bunları sen inceliyorsun bir yerde. Doku evet. aşamasında, kan aşamasında ve diğer vücut sıvılarının aşamasında biz bakıyoruz. Ama bu demin dediğim şeylere bir dahiliye ya da check-up yaptıracağınız uzmanlık alanına gittiğiniz zaman bu bazı şeyleri ön bir daha şeyleri biyokimyadan istiyorlar. Biyokimya. Anladım. Tabii. Biyokimyadan şey. İsteniyor bunlar. Evet. Son yıllarda tanı açısından kanser türlerinde en çok, daha çok neye rastlıyorsunuz? Son yıllarda en çok dünyada en çok rastlanan meme, akciğer, özellikle meme, akciğer çok sık rastladığımız kanser türlerimizdir. Bunun dışında mide kanserleri de oldukça sıktır. Erkeklerde prostat çok sık fazladır. Ondan sonra yalnız dünyadan farklı olarak mesela dünyada kadınlarda meme birinci sırada, tiroid beşinci sıradayken Türkiye'de enteresandır meme birinci sırada yine tiroid ikinci sırayı almakta. Allah. Evet. Bu yani biraz da şöyle düşünmek lazım. Yani yaşanılan yere göre ondan sonra popülasyona göre değişebilmektedir. Ondan sonra teşhis tedavi durumuna göre değişebilmektedir. Yalnız şöyle bir şey oldu. Bir pandemi dönemi yaşadık. Bu pandemi döneminde şunu keşfettik ki akciğerde çok küçük boyutta tümörleri yakaladık biz. Neden diyeceksiniz? Çünkü pandemi hastalarının çoğuna ya da pandemi de COVID hastalarının, COVID şüphesi olan hastaların çoğuna bilgisayarlı tomografi ile radyolojik inceleme yapıldı ve yani bir tarama gibi oldu. Ve o hastalarda akciğer kanseri çok fazla yakaladık ve birçoğu da rastlansal yakalandı. Tedavi sadece küçük bir operasyonla tedavi edilmek, yani bir operasyonla diyeyim, tedavi edilmekle kür şansı yakaladılar. Öyle mi? Evet. Ben sana gelmeden evvel bir yazı okudum. Bunu buradan okumak istiyorum. Türkiye'de kanserden ölümler toplam ölümlere göre oranlandırıldığında en fazla vaka 40'lar elinde görülüyor. 40'lar elinde her 4 ölümden biri kanser nedeniyle ve %26 oranında meydana geliyor. 40'lar elinde %23 ile İstanbul, Van, Eskişehir, Edirne, Kocaeli, Rize, Erzurum, Tekirdağ ve Antalya izliyor. Ayrıca bununla ilgili Profesör Metin Erkmen'in enteresan bir şeyi var. Diyor ki doğu kesimlerinde mide, sahil kesimlerinde ise
mesane kalterinin fazla olduğu görülüyor diyor. Aydın'ı ifade etmiyor. Çok şükür Allah'a. Yani bu sevindirici bir olay. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani tabii çevresel etmenler kanserin gelişimi için çok önemli. Yani bir yerde neyle karşılaşıyorsanız vücut ona bir tepki veriyor. Ondan sonra bu beslenme alışkanlığınızla ilgili Aydın'da şeyi çok seviyorlar. Yani özellikle sebze yemeklerini, sebzeler, yeşil sebzeler bol yenir. İşte balık ve balık ürünleri de bol yenir. Yani bunlar koruyucudur. Yani bunlar vücudu yormayan besinlerdir. Bu nedenle bu bölgemiz gerçekten bu açıdan yani iyi, ama yine de şunu söylemek lazım ki kanser dünyada olduğu gibi şimdi ülkemizin her yerinde çok fazla görülüyor. Yani bir pandemi değil bu, ama ondan fazla insan ölüyor zamanla, zaman içinde. Bunun tedavisi olacak mı doktor? Tedavisinin, yani şu aşamada birçok tedavi deneniyor, birçok şey yapılıyor ondan sonra, ama dediğim gibi multifaktöriyel bir yolakla geliştiğinden, bir yolda siz kanseri tıkadığınız zaman başka bir yoldan karşınıza kendini çıkartıyor. Bu şehirleşmenin getirdiği bir hastalık mı? Yani evet, şehirleşmenin de mutlaka faydası vardır. Kırsalda olanlarda daha az gördüğümüz, ama onların da kendine göre farklı kanser türleri gelebiliyor. Yani diyorum ya, bölgesel olarak rastladığımız çok şey oluyor. Yani daha fazla olan, daha fazla şey. Mesela iyot eksikliğinin olduğu yerde, demin bahsettiğim gibi, işte tiroidlerle ilgili ya da endemik kanserler görülebiliyor. Farklı şeyler görülebiliyor. Mesela Diyarbakır'da Çermik'te, Çermik hastalığı diye bir hastalık var. Yine endemik bölge. Ondan sonra da asbestozis deniyor o hastalığa diğer adıyla da. Sonra mesela kansere gidişi de hızlandırabiliyor. Ondan sonra yani birçok etmen vardır buna gidişte. Peki, Adnan Menderes Üniversitesi'ne gelelim biraz da. Adnan Menderes Üniversitesi moleküler patoloji birimini ne zamandan beri hizmete sundunuz? Kanser hastaları için bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz? Yani Adnan Menderes Üniversitesi mesela bu konuyla ilgili, siz galiba bu birimi kurdunuz değil mi? Evet. Biraz anlatır mısınız? Çünkü eskiden bildiğim kadarıyla bu hastalar İzmir'e gidiyorlardı. Yani bu konuyu açmanızı istiyorum sizden. Teşekkür ederim. Anlatayım Ahmet abi. 2016 yılında biz bu üniteyi kurduk. Bu birimi moleküler patoloji, tıbbi patoloji altında. 2016 yılında. Oğlum. 2016 yılında kurduk. Yani o 6 zaman, yıl olmuş öyle mi? Evet. O zamandan beri yani hızla gelişen bir yer. İzninizle burada sizin aracılığınızla bu konuya destek veren, geçmişten beri hala da yöneticiliklere devam eden tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, hocalarımıza. Ondan sonra mikrofona bak da. Evet. Tüm arkadaşlarımıza, merkezimizin üniversitede kuruluşuna emek veren, gelişmesine inanan, katkı sunan tüm hocalarımıza ve geçmişten beri gelen tüm hocalarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı önce hastalarımız, sonra kendi adıma, sonra da hizmet sunduğumuz diğer paydaş branşları adına sunmak istiyorum. Yani evet. Peki sizi ihmal ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Onları da anlat bakalım. Yani ben önce bir merkezimizi size anlatayım. Önce. Lütfen. Evet. Şimdi bu merkez sadece Aydın iline değil, aynı zamanda onkoloji ve hemato-onkoloji adına Ege'de olmak üzere Ege'deki İzmir, Muğla, Manisa, Denizli illerine de oralardan gelen hastalara da hizmet vermekte. Ne diyorsun sen ya? Evet, bu merkez... Hoca, vallahi gururlandım şimdi. Evet, ya. Şimdi bu kurduğumuz merkez... İzmir, evet. Muğla, Denizli, Manisa diyorsun. Manisa... Yok mu buralarda bu birim? Evet, üniversitelerde yoktu bu birim buralarda. Ondan sonra İzmir'de daha yaklaşık bir ay önce falan açıl Ege Üniversitesi'nde faaliyete başladı. Ondan Bursa'da sonra, yok mu? Bursa'da da moleküler patoloji adında yoktu. Patoloji içinde yok, hala da yok, kurulamadı. Moleküler patoloji yok. Yok. Ondan sonra çok sayılı yerde vardı. Biz bu birimi ondan kurduktan sonra
onkologların çok ve hematologlar da bundan çok yararlanıyorlar. Herhalde. Çünkü kan kanseri ve diğer lenf kanserlerinde. Şimdi bu birimi kurduktan sonra hatta bu illerle de kalmadı. Türkiye'nin her yerinden bize hasta gelmeye başladı. Şu anda mesela özel hastanelerden geliyor, kamu hastanelerinden geliyor, Elazığ'dan geliyor, ondan sonra Batman'dan geliyor, Diyarbakır'dan geliyor. Evet, evet geliyor. Oralardan da hastalarımız geliyorlar. Ondan sonra bazı hastalarımız hatta gelemeyecek durumda oldukları zaman numunelerini bize ulaştırıyorlar bir şekilde. Ondan sonra aileleriyle çünkü ama genelde hastalarımız çıkıp geliyorlar buraya, getiriyorlar bu testlerin yapılmasını. Çünkü bu testler özellikli testler. Daha önce bu testleri çoğu İstanbul ya da yurt dışına gidiyordu. Bu testler evet bu testler için insanlarımız gidiyorlardı. Ondan sonra daha zordu. Şimdi günümüzde bu testler, bu paneller artık bizim şehrimizde burada çalışılıyor. Ondan sonra buradan diğer şehirlerdeki hizmetlere bir patolog gözüyle, bir patolog bakısıyla bu hizmet sunuluyor. Ve bu testler, paneller yapılarak bu paneller sonucu hastaya hangi ilaçlar kullanıp kullanmayacağı, hangi ilaçlara dirençli olduğu, ondan sonra patolojisinin kanseriyle ilişkisi, demin bahsettiğim gibi 10 ile 30 sayfalık bir rapor halinde merkezimiz tarafından veriliyor, hazırlanıyor, düzenleniyor ve hastanın akıllı ilaç, yani demin yine buna değinmiştik, günlük böyle şey gibi kullanabileceği bir kanser hastasının hayat kalitesini çok artıran bir şeydir bu. Çünkü eskiden gidip işte 15 günde, 21 günde bir işte kemoterapi için dörtlü, beşli ilaç grupları alan bir hastaya akıllı günde bir kullanacağı bir ya da iki tane ilaç veriliyor. Onu kullanmaya başlıyor. Yaşamı daha konforlu hale geliyor. Ya da 21 günde bir immünoterapi damardan alınıyor. O da immünoterapi ilaçları vardır. Vücudun kendi kendine kanseri yok etmesini sağlayacak bir mekanizmadır ki çok başarılı oluyor bu da. Gibi ilaçlar verilme şansı yakalanıyor. Bu hangi merkezimizde neler çalışılıyor derseniz, bu evet. Merkezde akciğer kanserleri, kolorektal, mide, pankreas kanserleriyle ilgili, bütün bunlarla ilgili markerlar, belirteçler çalışılıyor ve kanserle ilişkisi belirlenerek bunlara yönelik ilaçlar düzenleniyor. Meme kanseriyle ilgili, aynı zamanda tiroid, prostat, kadın genital kanserleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hematolojik kanserlerle ilgili yapılıyor. Bir de diğer vücudun geniş solid organlarıyla ilgili genişletilmiş solid panel halinde çalışıyoruz. Ondan sonra ve aynı zamanda immünoterapi ilaçları için bu çalışmalar bu merkezde yapılmaktadır. Bu merkez uluslararası akreditasyonu sağladı. Evet, bu merkezde yaptığımız testleri hatta bu yıl yine yenileyeceğiz. Uluslararası akreditasyon EQM diye bir merkez var. Evet. Avrupa'dan gönderiyor bize. Ondan sonra bizim bilmediğimiz numuneler gönderiyor bize. Bunları çalışın bize gönderin diyorlar. Çalışıyoruz, gönderiyoruz. Onlar işin doğruluğunu kontrol ediyorlar. Ondan sonra da bize akredite ediyorlar ya da etmiyorlar. Geçen dönemde çalıştığımız testlerde %100 akredite olduk. %100 bazen de bize normal bir doku gönderiyorlar. Bakıyoruz, bir şey bulamıyoruz. Hani niye bulamadık falan diyoruz ama böyle bunları da yapıyorlar. Akreditasyon veriyorlar. Bir tek %2'ine notumuzu kırdıkları nokta şuydu. Raporunuzda mail adresiniz ve telefonunuz yok. Hekime ulaşabilmesi için. Buradan verelim. Buradan verelim. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dilerim abi. Bir şey daha ekleyeyim mi? Evet, söyle, söyle. Bu merkez aynı zamanda son yıllarda Moleküler Patoloji Federasyonu'nun uygulama merkezi haline geldi ve doktorların uygulama eğitimini, doktor ve diğer üniversiteden hocaların uygulama eğitimini sağlıyor. Geçen iki ay içerisinde 8 tane hocamıza bu konuda yardımcı eğitim olduk, eğitim verdik, uygulama eğitimi verdik. Onlar da düzenlendi. Kendi diğerimizin. Gittikleri hastanelerinde bunları kullanacaklar. Kullanacaklar, evet. Bu bilgilerini zaman içerisinde kurarlar. Hacettepe'de var mı bu?
söylemiş olduğumuz moleküler patoloji var mı? Yeditepe'de vardır. Özel üniversitelerde var. Koç'ta, Yeditepe'de. Yüzyıl Üniversitesi'nde? Yüzyılda tam bu kadar donanımı yoktur. Acıbadem'de vardır. Yani belli üniversitelerde hepsini tek tek... Beşiktaş'ta bir de var mı? Vardır. Onlarda yani Yeditepe'yi diyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Onlarda da vardır. Ama çalıştığınız panellerin cinsleri çok farklı. Yani özellikleri çok farklı. Mesela biz öyle farklı geniş paneller çalışıyoruz ki dünya ile aynı zamanda uygulamaya soktuk. Ondan sonra mesela prostat kanserleri için şimdi günümüzde biz de BRCA çalışıyoruz. Bir de patoloji olduğu için dokudan, farklı sıvılardan, nereden, hastadan ne alınabilirse onunla ilgili çalışma yapma şansına sahibiz. Yani bu nedenle her üniversitede olan yerlerde de çalıştırılan ya da çalıştıkları şey çok farklıdır. Biz çok kapsamlı ve geniş çalışıyoruz bunu. O yüzden de onkologların tercih sebebi. O zaman ben buradan Bedettin abiye seslenmek istiyorum. Bedettin abi, Adnan Menderes Üniversitesi'nde bak biz neler yapıyoruz. Aynı zamanda Yüzyıl Üniversitesi sahibi Azmi Ofluoğlu'na da sesleniyoruz. Gelin size Adnan Menderes Üniversitesi'nde bu değerli bilim adamlarına gerekli şeylerinizi gönderin. Biz buradan size yardımcı olalım. Öyle mi diyelim? Memnuniyetle. Ben buradan bir de Adnan Menderes Üniversitesi Rektörümüz Sayın Bülent Bey'e bir iki şey söylemek istiyorum. Sayın Rektörüm, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ni mutlaka bu bölümleri geliştirecek imkanlar vermenizi rica ediyoruz. Çünkü Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bölümü, Sağlık Hastanesi bizim göz bebeğimiz durumunda. Sizin de bu konularla ilgili gerekli briefingleri alacağınızı düşünüyoruz. Çünkü zaman zaman hastanenin içerisinde bir takım şikayetler olduğunu duyuyorum. Ama buradaki başhekim kardeşimizin hizmetlerini şey yapmak istemiyorum ama burayı daha bir dikkatli olaraktan izlemenizi tavsiye ediyorum ve dolayısıyla patoloji bölümündeki bu kardeşimizin ifadelerinde dikkat edeceğinizi düşünüyorum. Son sözlerini alayım. Ben de Sayın Rektörüme üniversitemize geldiği için hayırlı olsun diyorum. Yani kendilerine başarılar diliyorum rektörümüze. Bize bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle dediğim gibi hastalarımız adına ve üniversitemiz adına size çok teşekkür ediyoruz Ahmet abi. Değerli izleyiciler, bugün sağlıkla, kanserle ilgili konuştuk. Ben de çok önemli şeyler öğrendim kendim için. TV'den ayrılmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.